İsyandan merhaba sevgili izleyenler. Bu haftaki konumuz yeni Yargıtay'dan dönen bir dosya. Yağmur Önük dosyası, bir kadın cinayet dosyası. Aslında Yağmur Önük dosyası oldukça eski bir dava. 2016'da işlenen bir cinayet. 2017'de karara bağlanmıştı. Detaylarını birazdan paketimize getireceğiz. Lakin bunu söylemek lazım. Fail sadece 5 yıl 10 ay gibi bir ceza alıp hemen de tahliye edilmişti. Fail hala daha serbest, hala daha tutuklanmamış durumda. Lakin Yargıtay kararı bozdu ve taksirle öldürmeden değil, olası kasıtla öldürmeden tekrar dava açma, tekrar yargılama yapılması gerektiğini söyledi. Hem birazdan paketimizde biraz daha detaylara gireceğiz. Ardından da Yağmur Öğüt'ün ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak bizimle beraber konuğumuz olacak. Ben pompalı tüfekle öldürülen Yağmur Önüt'ün öz ve öz anasıyım. İstanbul Küçükçekmece'de 5 yıl önce 19 Nisan 2016'da Egemen Vardar kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü pompalı tüfekle katletti. Vardar kazaydı dedi. Egemen Vardar hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı. Sadece iki duruşma süren ve Ocak 2017'de karara bağlanan davada Egemen Vardar'a bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Egemen Vardar hemen tahliye edildi. İstinaf Mahkemesi de kararı onadı, dosya Yargıtay'a intikal etti. 4 yıl boyunca Yargıtay'ın önünde bulunan dosya nihayet görüşüldü. Yargıtay olay kaza değil dedi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bozma ilamında ölen ile herhangi bir husumet tespit edilemeyen sanığın olay günü uzunluğu 330 santim ve genişliği 243 santim olan odada eline pompalı tüfeği aldığı, ilk olarak halasına, sonra boşluğa ve son olarak da ölene doğrulttuğu vurgulandı. Kararda yaklaşık 2 metre mesafeden gerçekleştirilen atışın bitişik atış mesafesi dışından ve toplu atış mesafesinden yapılmış olduğu, kendisi dahil 3 kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada elinde bulundurduğu, alt tüfeğiyle oynarken tam karşısında bulunan önüne doğrultan ve bu sırada eli de tetikte bulunan sanığın tüfeğin ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediği ve dolayısıyla kabullenip kayıtsız kaldığı, ölüm neticesinde olası kasıtla sorumlu tutulması gerektiği, bu surette sanığın olası kastla öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek bilinçli taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine karar verildiği ifadeleri yer aldı. 9 Eylül'de başlayacak olan dava yeniden görülecek. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Yayınımızda bizim konuğumuz olarak avukat Esin Yeşilırmak var. Hoş geldiniz yayınımıza. Esin Hanım, ben şimdi Yağmur Önük davası çok eski bir dava. Hani 2016'da işlenmiş bir cinayet, 2017'de karara çıkmış aslında. 2021'de bir Yargıtay'dan işte şu an 2 hafta oldu sanırım döndü. O yüzden ben bir hem bizim için izleyicilerimiz için dosyayı anlatır mısınız diyeceğim. Hani Yağmur Önük cinayeti nedir, dosyada neler vardı, yargılama süreci nasıl geçti? Tabii Yağmur 19 Nisan 2016'da 12 sevgilisi tarafından öldürülüyor pompalı tüfekle bulunarak. Yargılama tabii 20 Nisan'da hemen tutuklandı kişi. Tutuklu yargılanmaya başladı. Ama dava iddianame direkt taksirden açıldı öncelikle. Bizim asıl mücadelemiz bu dosya bir cinayettir, kasten öldürmedir ve ağır cezaya gönderildi. Bunu başardık. İlk duruşma sonrası raporlar geldiğinde, işte otopsi raporları geldiğinde hem atış mesafesinden hem öldürülme şeklinden kasten olduğunu hükmetti. Mahkeme ve ağır cezaya gönderdi. Ancak ağır cezada bizim hiçbir taleplerimiz incelenmedi. İki duruşma görüldü sadece bir yargılamada. Yani iki duruşmada karar çıktı ve karar çıktığı duruşma tanıklar dinlenmişti. Yani o tanıkların söylediklerini tartışamadık bile mahkemede. Mahkeme de tartışmadı. Ve yine taksirle, yani hiç o raporlar yokmuş gibi, o bilimsel veriler yokmuş gibi yine taksirle ceza verildi. Çok fazla mağdur suçlayıcılık gördük Yağmur dosyasında, diğer kadın dosyalarında olduğu gibi. Hem sanık tarafından hem sanık vekilleri tarafından. Mağdurun ailesi hedef alındı. Ve olayla ilgili hiçbir şey tartışılmadan mağdurun özcel yaşamını tartışılarak bir karar verildi orada taksirle öldürme şeklinde. Biz bu noktadan sonra artık üst mahkemelere başvurularımızı yaptık. İstinafa gitti ve istinaf kararı onadı, yerel mahkeme kararını. Sonrasında Yargıtay'a gitti ve 4 yıl önce Yargıtay'da bekledi dosya. 4 yıl.
biz sürekli gidip öne alın. Bu dosyada adalet sağlansın. Çünkü ölen bir kadın var. Onun acısını yaşayan bir aile var. Adalet mücadelesi veren bir aile var arkasında. Ve serbest kalan bir sanık var. Sanık 20 Nisan'da tutuklandıktan sonra 10 ay sonra, yani hüküm verildikten hemen sonra tahliye edildi. Ve o günden beri dışarıda, hala da dışarıda. Ve bu dosyada adaleti sağlayın diye yargıtığı öne alın dilekçeleri verdik biz. Ve bu sesimiz bir şekilde duyuldu ve yargı inceleme başlattı. Dosyadaki raporlara baktı. Dosyada böyle de ceza profesörlerinin raporları var. Kasten ağır hükmedir diye mütalaaları var. Bunları sundu dosyaya ve sonunda olası kasta öldürmeden yargılanmalıdır diye bir karar verdi Yargıtay dosyada. Ve şimdi yeniden yargılanma başlıyor. Dosya yerel hakime geri döndü. 9 Eylül'de de duruşması başlayacak. Ancak bu süreçte yine de tutuklanmadı kişi. Bu konuda biz yine mahkemeye işte tutuklanması gerekir. Çünkü 20 yılda, 25 yılda yargılanacak bir ceza var. Ve kişinin kaçma durumu vardır. Yatarı yok, ondan yatmış sadece. Bu nedenle kişiyi tutuklayın diye bir dilekçe verdik. Ama bu da kabul edilmedi. Adli kontrolü şu an serbest bir şekilde mahkemeyi bekliyor. Yargıtay'ın son kararına gelmeden önce biraz daha dosya ilişkin şeyi de sormak istiyorum. Bahsettiğiniz raporlar nedir? Yani bu davada neden kasıtlıdan açılması gerekiyordu ama neden taksirle açtılar ilk başta iddianameyi? Şöyle, sanık sürekli, hatta o bir katillere de emsal oldu. Sonrasında birçok katil tutuklamayı yaptı. Şakalaşıyorduk dedi. Yani ben silahla şaka yapıyordum, gülüyorduk, eğleniyorduk. Ben o silahın bozuk olduğunu düşünüyordum. Bozuk olduğunu biliyordum dedi. Ancak biliyorsunuz yani silahların çalışma mekanizmaları var ve bu kişi o çalışma mekanizmasını aktif hale getirmedi. Yani olay şahidi olarak halası tarafından söylenen şey. Yani doldur boşalt yöntemiyle ateşlemeye hazır hale gelen bir silah var olay altında. Ve balistik raporu var. Silahın hiçbir zaman bozuk olmadığına, ateşlemeye hazır bir silah olduğuna dair. Atış mesafesi var. Neredeyse bitişik derecesinde yakın mesafede atış var. Yani direkt öldürücü bir atış bu arada ve tek bir atışla ölüm gerçekleşiyor. Bunların hepsinin toplamı bize kast olduğunu zaten gösteriyordu. Bir de sanığın savunma tanığı dediğimiz tanıklarından biri olan ve olaya da şahit olduğu söylenen kişi de şunu söyledi. Ben o silah alındığında hayır o bozuk değil diye söyledim dedi. Yani silahın bozuk olmadığı, ateşleme yapacağı ve ölümle sonuçlanabileceği biliniyordu ve bu ona rağmen yapıldı. Yargıtay'da buna değiniyor zaten özellikle. Bu kadar veri varsa dosyada bu artık taksir değildir. Sonucun ne olacağını biliyordu ve öngördüğü halde devam etti fiilini. O yüzden olası kastır dedi Yargıtay'da. Şey dediğiniz çok ilgimi çekti aslında. Yani sizin de söylediğiniz gibi kadın cinayeti davalarında çok karşımıza çıkıyor mağdur suçlayıcılık, işte fail oradayken mağdurun hayatının didik didik edilmesi. Mahkemenin tavrı nasıldı? Yani neden böyle bir yöntem seçti diye soracağım. Çünkü hani nihayetinde yani 2016-2017 döneminden bahsettiğimizde de hani şu anki kadar tartışılmayan da İstanbul Sözleşmesi vardı ki elde hali hazırda 6284 var. Hani mahkeme neden bu tarz bir yöntem seçti? Ya orada aslında şey şaşırdığımız dosyalardan biriydi ya. Çünkü ilk ağır cezada dediğim gibi iki duruşma oldu zaten. İlk duruşmada şu vardı. Aileye özellikle yani mağdur suçlayıcılığı aile üzerinden yapılıyordu. Yani Yağmur sanki ailesinden utandığı için ölüme gitmiş gibi bir tablo çizdiler. Ve aile suçlandı orada. Ya hayatta kalanını da ezelim mantığıyla davranıldı. Ve ilk duruşma ağır ceza heyeti şunu yaptı. Hayır, aileye karşı bir şey söyleyemezsiniz. Şu an tartışmamız bu değil. Diye bir yaklaşımda bulundu. Ve tabii ki de o noktada mahkemenin o durumu
bu sorunu ortadan kaldırmıştı ilk duruşma. Ancak biz ikinci duruşma ve ikinci duruşmanın karar duruşması olduğunu da bilmeden gittik oraya. Ve bu sürede itirazlarımıza rağmen hala aileye yüklenildi ve bu sefer hiçbir şekilde ne yapıyorsunuz, neden işte bu tartışılıyor, bu konumuz değil diye bir uyarı gelmedi mahkemeden karşı tarafa. Bizim itirazlarımıza rağmen, bu itirazlarımıza rağmen hala hiçbir şey yapmadı. Ve bu şekilde bir yargılama tamamlandı bir anda. Alelacele diyeceğim çünkü orada gören herkes aynı şeyi söylüyor. Alelacele bir yargılama tamamlandı ve taksirle ceza verilip dosya sonlandırıldı. Yani mahkemenin iki duruşma arasındaki tavrı çelişkili ve farklıydı. O yüzden hani o konuda baştan beri böyle bir süreç işleseydi, belki biz de elimizdeki diğer süreçleri işletecektik ve işte heyetim etti, hakim etti gibi süreçlere gidecektik. Ancak böyle bir farklılıkla karşılaştık. Bir de tutuklama tedbirini de sormak istiyorum ben. Çünkü hani evet hani tutuklama tedbiri her zaman hani sanığın lehine işte son bir tercih olarak kullanılır diye bir ilke söz konusu olsa da hani biz çoğu kez faillerin kadın olduğu davalarda yani erkek işletilme aslında o boyutlarında bunun çok daha rahat bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani belki ilk cezada 5 yıl 10 aydan sonra yatarı hesaplanarak hani tahliye edilmiş olabilir ama tekrar şu an Yargıtay'ın bozması üzerine davanın yeniden açılması var ve işte 5 yıl değil 25 yılda yargılanma gibi şey söz konusu. Burada bu tedbirin uygulanmaması yani söz konusu erkeklere geldiğinde tutuklama tedbirinin bu kadar imtina edilerek uygulanıyor olması neden kaynaklanıyor? Çünkü biz bunu özellikle pandeminin başında gördük. 6.284 askıya alındıktan sonra yani birçok failin tahliye edildiğini de gördük. Yani tazyik hapislerini bir yana bırakıyorum. Tahliyelerde de aynı şeyi gördük. Siz bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neden bu kadar farklı bakıyor mahkemeler? Bu aslında bizim anlatmaya çalıştığımız eril zihniyeti mahkeme, yani eril yargının bir yansıması. Bunu örneğin kendi baktım, siz de söylediniz. Davalardan biri, aynı şif meşhur davadan kullanılan bir kadın hayatta kalmak için suça karışmış ve bu nedenle de beraat etmesi gerektiğini mahkemede söylediğimiz bir kadın 15 yıl aldığı bir ceza nedeniyle ki neredeyse işte infaz rejimine göre kapalı geçirmesi gereken zamanı da bitirdi. Ona rağmen 4,5 yıldır tutuklu yargılanıyor aile. Yani kefaletle bırakılabilirdi. 15 yıl aldı ve neredeyse yatırımın tamamını yaptı kapalıda. Ona rağmen hala dosyası Yargıtay'da bekliyor ve hala tutuklu yargılanıyor aile. Böyle bir tablo var önümüzde. Bir de 25 yılda yargılanacak bir kişinin dışarıda gezmesi durumu var. Yani bu durum tamamen o eril zihniyetin yansıması. Biz bunu yağmur dosyasında çok net gördük. Hatta ben duruşma sonrasında yaptığım basın açıklamasında şunu söylemiştim. Hala da aynı fikirdeyim. O evde öldürülen Yağmur değil de Ahmet veya Mehmet olsaydı bu kişi ağırlaştırılmış müebbet alacaktı. Yani öldürme şekli, öncesindeki tavırları, davranışları bir bütün olarak değerlendirilse ağırlaştırılmış müebbet alacaktı. Ama Yağmur olduğu için, bir kadın olduğu için 5 yıl 10 ay ceza verip serbest bıraktılar. Bir sonraki sorum biraz da süreyle ilgili olacak. Şimdi çok çarpıcı bir şey söylediniz aslında. İkinci duruşmada karar çıktı. Biz karar çıkacağını düşünmüyorduk. Hani tanıkların daha ifadelerinin tartışılmadığı bir yargılama süreci. Şimdi hani hep şey öğretilir. Hani bildiğimiz kadarıyla adil yargılama dediğimizde etkili soruşturma ve hızlı yargılama. Hani adalet hızlı bir şekilde ulaşılması gibi bir unsur söz konusu. Ama burada çok çarpıcı bir şey var. İki duruşmada karara bağlıyor mahkeme. Hani çok hızlı bir şekilde. Gerçi bunda çok benzer uygulamaları kamuoyunun çok ilgilendiği davalarda gördük mesela. Daha hızlı bir şekilde bir karar çıkmaya yönelik motivasyonları oluyordu mahkemeleri. Ama Yargıtay süreci var bir de. 4 yıl gibi. Hani ilkindeki o iki duruşmada karara bağlama yönelik o hız azmini Yargıtay sürecinde görmüyoruz. Şimdi öncelikle bunu soracağım. Bizim hızlı yargılama ve etkili yargılamadan anlamamız gereken ne? Ve bunların sonuçları nasıl oluyor? Yani aile üzerindeki etkisi de hani işin bir hukuki boyutu var ama bir yandan da hayatlarına devam eden insanlar bunlar. Bir şekilde hani kayıtları değişen insanlar. Onların üzerine nasıl bir etki yaratıyor? Çünkü
sanki bana şey gibi de geliyor. Bu bir yandan da toplumun adalet duygusunu da zedeleyen bir şey. Evet, aynen öyle. Yani bu durum dava süreçlerinin uzaması bu şekilde, yargıtaydaki sürecin uzamasıyla aslında ailenin en önemli şeyi, aslında bir kaybı olan bir ailenin yas tutma hakkını elinden almaktır. Çünkü bu konularda birçok dava takip etmiş biri olarak aileler adalet mücadelesini bitirmeden yas dönemine girmiyorlar. Çünkü önce mücadele etmeleri gereken bir şey var. Yani o adaletin sağlanması gerekiyor. Sonrasında o yas sürecini yaşıyorlar. Siz bir ailenin elinden bu süreçlerin hepsini alıyorsunuz. Ve bekletiyorsunuz. Neyi beklediği, neden beklediğini bilmeden, işte kızının katilinin dışarıda gezdiğini bilerek, işte bayram kutladığını bilerek, ailesinin yanında olduğunu bilerek insanların 4-5 yıl beklemesini bekliyorsunuz. Ve bu durum tabii ki de adalet olan inancı da, mücadeleyi de sarsan bir durum. Baştaki sorumuza gelecek olursak, evet, ceza yargılamasının bazı kuralları vardır. İşte adil yargılanma ve etkili soruşturma gibi. Biri mağdur için, katılanlar için önemlidir. Biri sanık için önemlidir. Mahkemenin ve işte istinafın ve yargıtayın yapması gereken asıl durum bu menfaati sağlamak. Yani siz eğer sanığı adil yargılayacağım, işte tutuklukta ölçülü olacağım diye o kişiyi serbest bırakıyorsanız, diğer tarafta da bir kişinin etkili soruşturma hakkını elinden almış olursunuz. Bu menfaati yargılamanın sağlanması gerekirdi, yargı mercilerinin sağlanması gerekirdi. Ancak işte sağlanmadı ve sağlanmadığı için biz neredeyse işte her ay gidip öne alıp bu dosyayı, bakın adalet bekleyen bir aile var, bir işlem yapın artık diye. Çünkü suçun konusu hakaret değil, tehdit değil, hani 2 yılda 3 yıla yargılanan suçlar değil bunlar. Kasten öldürmeden bahsediyoruz. O yüzden de bunlara öncelik verin diye o uğraşınıza rağmen 4 yıl süren bir süreçten bahsediyoruz. Burada etkili soruşturmadan artık kimse bahsedemez. Yani eğer adil yargılanmaysa, katılanlar açısından zaten adil yargılanma ihlal edildi. Etkili soruşturma hakkı ellerinden alındı çünkü. Bu süreçlerin hiçbirinde bu arada şey de yok. Yani 2 duruşmayla karara bağlanması, evet, gördüğümüz bir şey, hızlı yapılan bir şey. Ama tüm deliller toplandıysa, şimdi burada zaten savcılığın yanlış açtığı bir dosya var. Çünkü mahkeme değişmiş. Savcılık taksirle demiş, sonra mahkeme kasten demiş. Zaten savcılığın kasta dair delil toplamadığı bir dosya var elimizde. Bir de duruşmayı da siz kısa tutarsanız, siz de o delilleri toplamamışsınız demektir. İşte en basit örneği, Yağmur'un dosyasından verdiğimiz örnek. Olay mahalline gitmedi mahkeme. Keşif yapmadı. Yani orada ne olduğunu görmedi. Ve böyle bir dosyayla karar verdi. Şimdi siz hiçbir delili toplamadan yargılamayı hızlı bitirseniz de o yargılamanın bir amacı kalmıyor. O yüzden de adil yargılanma hakkı bu noktada sarsılmış oluyor. Ya bunu belki takriben şeyi de sormak lazım. İşin cezasızlığa ilişkin boyutunu. Çünkü amiyane tabiri, hani konuşulan genelde şudur. Davadan zaten bu kadar ceza alırsın, o da onaylanana kadar şu kadar zaman geçer diye. Hani faillerin çok bunlardan bahsettiğini biliyoruz. Burada hem 5 yıl 10 ay gibi bir ceza var. 10 aylık bir sürenin ardından tahliye söz konusu. Ve hani aslında annenin söylediği çok önemli. Hani şu an tekrar yargılama başlamış olsa bile hani bayramı ailesine geçiren bir fail var bir yandan da. Şeyden de bahsetmiştiniz, bu savunmasını da örnek oluşturmasından aslında. Bu davalarda buna imkan nasıl veriliyor bir yandan? Bunu da sormak gerekiyor. Yani bu emsal olmasının sebebi ne? Bunun arkasındaki asıl güç ne? Bence buna verilebilecek cevap kadın cinayetlerinin politik olmasıdır bu ülkede ve tüm dünyada. Ya bunlar hiçbir zaman adli süreç olarak işlememeli. Yani bu kadın hareketi oluşmadı. Biz evimizde otururken ya gidelim işte bu adli dosyaları toplumsallaştıralım demedik. Zaten böyle bir sorun vardı ortada. Ve işte hakimiyle, savcısıyla ve erkek olarak şey yapmıyorum, sınıflandırmıyorum. Kadın savcılar, kadın hakimler, o eril zihniyetten bahsediyorum.
avukatıyla, savunmasıyla, sanığıyla, tüm bir ve basınıyla maalesef ilk başlarda magazinleştirme, işte adli bir olay gibi gösterme durumları vardı kadın dosyaları. Ve bunların toplamı, işte o hükümet yetkililerinin konuşmaları, hepsini topladığımızda şu an bir erkeğin benden ayrılmak isteyen sevgilimi öldürdüğümde, öldürsem, işte karımı öldürsem, işte benden boşanmaya çalışan karımı öldürsem, eski karımı öldürsem, zaten birkaç yıl yatar çıkarım bana bir şey olmaz tavrıyla devam eden bir potansiyel katil meselesi var şu an. Bunu haberlerden de görüyoruz. Tek bir örnek de değil bu. Ve biz şunu da görüyoruz. Google'da arama motorunda işte şu kişiyi öldürsem ne kadar ceza yerim veya nasıl savunma yapmam lazım diye arama motorlarının aranan örnekler görüyoruz. O yüzden diyoruz hepsi birbirine emsal oluyor. Yağmur Nisan 2016'da öldürüldü. Ağustos 2016'da öldürülen kişi, kadın, arkadaşımızın katili ve savunması şuydu, şakalaşıyorduk. Bunu tesadüf olması mümkün değil. Bunu öğrendiler, katiller de öğreniyorlar savunmaları. Hangisinden daha az ceza yerim, nasıl olur diye öğrenip hazırlanıp bunların hepsi planlanmış cinayetler olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bunlar bu sürecin devamı ve emsalleri oluyor ve nedeni de politik olması. Yani hükümet yetkililerince, yargı mekanizmalarınca, işte medya tarafından, halk tarafından bu konunun bu denli saldırılması diye düşünüyorum. Yani basite indirgenmeye çalışılması, işte tölere edilebilir denmesi bakanlarca, şiddetin bu kadar maruz gösterilmesi. Bunların hepsinin sonucu olarak bu örnek savunmalar, emsaller karşımıza çıkıyor. Son olarak da Yargıtay kararını sormak istiyorum ben, nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Çünkü hani bizim için biraz da açıklayabilir misiniz? Kasıtlı olası kasıt arasındaki fark nedir? Yani bu yöndeki karar sizi tatmin etti mi? Aileyi tatmin ediyor mu? Ve bundan sonra hukuki süreç nasıl işleyecek? Öncelikle dediğim gibi Yargıtay kararını olası kastan verdi ama Yargıtay dosyadaki delillere baktı. Ve dosyadaki deliller ne yazık ki incelenmeyen, yani kast incelenmeyen delillerdi. Kasta dair bir şey yoktu orada. En fazla olayın oluş şekli ve işte raporlar, bilimsel raporlar neticesinde olası kasttır dedi. Çünkü Yargıtay'ın elindeki veri buydu. Ama bizim asıl iddiamız ve dosyayı bu şekilde itirazlarımız ve temizlerimiz kapsayan şey şu aslında. Tasarlayarak öldürme. Bu cinayet tasarlayarak öldürme şeklinde olmuştur. Buna ilişkin veriler vardır. Mahkemede tartışılmayan, konuşulmayan veriler vardır. Ve bu verileri üzerinden bir yargılama yapılsın ve buna ilişkin bir karar verilsin. O yüzden Yargıtay'ın kararı sevindirici, taksirden kasta çevirmiş olması ama bizim açımızdan yeterli bir karar değil. Çünkü biz olası kasta değil, tasarlayarak öldürmeden ceza alması gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki de bunun için Yargıtay'ın burada olası kast dışında başka bir şey de diyeceğini düşünmemiştik. Çünkü incelenmedi. İncelenseydi eğer, deliller dosyaya girmiş olsaydı, biliyorsunuz Yargıtay dosya üzerinden inceleme yapar. Duruşma açmaz, tarafları dinlemez. O yüzden o deliller dosyada olsaydı Yargıtay bu şekilde de karar verebilirdi diye düşünüyoruz. Ve biz mahkemeden bunu isteyeceğiz. Şimdi bir bozma kararı var zaten. Buna ilişkin işte uyulma veya direnme kararı verilecek. Ve neticesinde eğer uyulma olursa da biz mahkemeden şu talebimizle gideceğiz. Tasarlayarak öldürmeyi araştırın. Yani bu şekilde yapıldığına ilişkin delillerimizi de sunarak bunu araştırın. Bu kısım tartışılmamıştır diye gideceğiz mahkemeye. O yüzden bizim için yeterli bir karar değil bu. Çok teşekkür ederim. Duruşma 9 Eylül'de dediniz değil mi? Doğru not aldım. Evet, 9 Eylül'de. Bakırköy'de görüşmek. Biz de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Bir İsyan programının daha sonuna geldik. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.